Günaydın arkadaşlar, merhaba. Ya karnım çok acıkmış, çok acıkmış. Ne var bakayım dolabımda? Ya, çok bir şey kalmamış. Elma kalmış, ekmek kalmış. Yine kuru kuru patates ekmek falan yiyoruz, yeter ya. Bu hayat nereye kadar böyle devam edecek? Ben bunları yiyerek nasıl büyüyeceğim? Ben bunları yiyerek nasıl büyüyeceğim? Neyse gideyim de buzu uyandırayım da oyun falan oynarız. Çok sıkıldım. Buz, buz uyandın mı? Günaydın. Buz uyan, tak tak tak. Buz uyan. Ha, ne oluyor? Kim geldi ya böyle? Ha, Pudi hoş geldin küçük kafalı. Ya hoş buldum. Büyüyemiyorum işte. Hep ekmek falan yemekten bunlar. Kuru kuru ekmek, soğan ekmek, krem peynir falan yiyoruz. Ne yapalım ki? Al hadi benden bugün sana hediye bir tane pişmiş tavuk yedi. Aa, çok teşekkür ederim Buz. Bunu akşam yiyeceğim. Söz veriyorum. Çok teşekkür ederim Buz Buz. Ben çok sıkıldım. Saklambaç falan mı oynasak ya? Olur oynayalım. Tamam, kim saysın önce? Kim saysın? Önce ben sayacağım, sen saklan. Tamam, ben saklanayım. Sen beni bulursan ben sana tavuğunu geri vereceğim. Ama ben kazanırsam bende kalacak. Tamam. Tamam, saymaya başla. Saklanıyorum. Arkadaşlar evin arkasında saklandım. Neredesin Pudi? Neredesin Pudi? Sessiz olun arkadaşlar. Sessiz olun. Bizi bulmasın. Tavuğumu vermek istemiyorum. Ha, işte buldum, işte buldum. Sobe, sobe, sobe. Ya of ya of, tamam, sen kazandın, al bakalım tavuğunu ya, tamam, hakkınla kazandın işte. Çok kötü yere saklandım ya. Neyse arkadaşlar, Buz bir şey diyeceğim, bizim de güzel bir hayatımız olacak mı ya? Hep bu köyde yaşıyoruz, sen de doğduğundan beri buradasın. Olmayacak Pudi, olmayacak işte, olmayacak. Ya neden olmasın, çalışıp çok para kazanırsak olmaz mı? Ha, belki olabilir ama ben biraz üşengecim de. Ya motor sesleri geliyor Buz, bu ne? Birimiz saldıracak. O ne, o ne? O altından bir araba mı? Parıl parıl parlıyor. İçinde de altın adamlar var. Bize bir şey yaparlar. Buz ağacının arkasında saklanalım. Hiçbir şey yapamazlar. Dur ben onlara hesap soracağım şimdi. Hey siz de kimsiniz? Ne işiniz var köyümde? Siz kimsiniz asıl ya? Buraya altın efendim gezmek için geldi işte. Hela biz bu köyün muhtarına para vermedik mi? Bu köy artık bizim değil mi zaten? Doğru söyledin ya. Evet, bu köy bizim efendim ya. Hayırdır size? Nasıl sizin ya? Nasıl sizin? Biz burada yaşamıyor muyuz? Evet biz burada yaşıyoruz ve muhtarımız da 3 gündür yok. Aa, çünkü köyü bize sattılar. Akıllarım benim. Değil mi Roni efendim? Evet çocuklar bu köy artık benim. Siz sakinleri de bundan sonra benim hizmetimdesiniz. İyi de biz sadece Buz'la beraber yaşıyoruz. Yani ne bileyim, bizim kimsemiz yok ki. Ha, demek hiç kimseniz yok. Bu üzücüymüş laf. Sanırım bu arkadaşlarla biraz ilgilenebiliriz. Tamam, efendim siz geçin arabaya, ben ilgileneceğim onlarla. Siz geçin oturun. Peki. Şimdi bakın, size birkaç tane soru soracağım. İlk önce isimleriniz ne? Ben Buz. Ben de Pudi. Çocuklar sizin burada ne işiniz var? Köyde sadece siz ikiniz kalmışsınız ya. Evet, herkes fakirlikten dolayı buradan göç etti. Biz sadece burada kaldık. İşte tarım yaparak falan geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz ama her gün kuru ekmek yemekten bıktım ya. Baksana küçücük kaldım ama 15 yaşındayım ben. Ya bir şey söyleyeceğim. Peki siz ne işle uğraşıyorsunuz? Çiftçiyiz dedik ya, duymuyor musun? Durun şimdi, size şöyle birazcık altın et vereyim de yiyin, bir kendinize gelin. Bu ne be? Bu ne be? Buz, altın et mi olurmuş? Of of, bu da neymiş? Kendimi çok iyi hissediyorum upuzuyum. Çok enerjik hissediyorum. Duvarlara tırmanacağım şimdi. Bu ne? Çocuklar daha bu ne ki? Gelin gelin, sizi var ya bizim malikanemize götüreyim işte. Malikane mi diyor Buz? Malikane falan diyor. Atla atla. Dur Buz dur. Ya, bunlar yabancı, tanımıyoruz. Güvenmeli miyiz sence? Hiç umurumda değil ya. Fakirlikten sıkıldım Pudi. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Ben de geleyim. Atladım işte. Çocuklar siz ne zamandan beri burada yaşıyordunuz? Buz doğduğundan beri yaşıyor. Ben de doğduğumdan beri hep buradaydık. Allah Allah ya, bak sen şu işe ya. Lav düzgün kullan şu arabayı. Efendim buradan yol geçişi yok ya. Neyse, bizim arabamız yüzebiliyordu. Unutmadınız. Unuttunuz mu? Araba yüzemiyor. Araç arabası bu. Saçmalama iyice. Çocuklara yanlış bilgi verme. Neyse gelin şimdi. Gelin gelin. Sıra jet skilerde. Pardon, jet ski demişim. Hız teknelerinde. Aa, ben hiç sürmedim ama sanırım kolay galiba. Pedala basayım. Hop, arabada gaz pedal. Aa, tamam. Çalıştı çalıştı, gidiyorum. Aa, beni bekleyin. Çok hızlısınız çocuklar. Ya arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz yorumlara altın yazın, tamam mı? Altın yazın, yardım edin ya. Bunlar yabancı. Umarım bana bir şey yapmazlar. Gidiyoruz bakalım. Gidiyoruz gidiyoruz. Ne çık? Nereye geldik be? Nereye geldik? Buz. Dur, Buz'a seslenmeliyim. Buz, duyuyor musun beni? Efendim? Buz, nereye geldik? Görmüyor musun şehri? Aa, evet, burası da neymiş ya böyle? Çocuklar durdurun teknelere. Aa, çok dalga var. Tekne çıkamıyor. Alabora olacağız. Hayır, dalgadan değil. Güvenlik amaçlı. Bundan sonrası yüzerek. Tamam Buz, ben yüzme biliyorum. Gidelim işte, gidelim. Ya abiler, bir şey diyeceğim. Sizin isminiz ne ya? Bizi bu kadar şeye götürüyorsunuz ama bizi tanımıyorsunuz bile. İsminiz ne? Benim adım Love. O da efendim Ronnie işte. Efendim mi? Nasıl yani? O senden üst mü? Daha mı zengin, ne? O kim biliyor musun? O buranın sahibi işte. O buranın sahibi, pek fazla konuşmaz. Neyse gelin size şehri gezdireyim. Olur. Yani kral gibi mi? Kral
kral gibi mi? Evet evet, kralın ta kendisi. Gelin gelin. Aa, bu arabada mı sizin yoksa? Bu da altından. Sizde her şey altından galiba. Evet evet, her şey altından bizden. Gelin. Peki bu şehir sizin mi ya? Ne için kullanıyorsunuz? Burası bomboş gözüküyor. Bu şehir tabii ki de o efendim Ronin'in işte. Her şey bize ait. Koskoca şehri tek başına mı yaptırmış ya, kendi zevki için? Ya zevki için falan değil işte. İşlerini buradan hallediyor ve emin olun var ya, burası çok güzel. Peki yollar neden pembe? Yollar neden pembe? Çünkü ben pembe rengini çok seviyorum ve efendim de benim için yaptı. Ya peki buradan nereye gideceğiz? Bu şehirde mi kalacağız? Ne yapacağız? Bizi neden götürdünüz? Tabii ki de hayır. Sizi daha farklı yerlere götüreceğim. Bakın uçaklarımıza geldik. Oha be, uçak mı? Baksanıza arkadaşlar, kapılar bile altından. Altından uçak mı olur? Yuh be. Ben kullanamam ki bunları. Kullanırsın. Bunlar bizim yaptığımız çok kolay uçaklar. Ve burası bizim şehrimiz değildi. Burası sadece böyle bir test şehriydi yani, güvenlik amaçlı. Ya zaten oyuncak gibi böyle yapay duruyor. Baksana, uçak bile oyuncak gibi. Böyle bir minyatür şehir gibi kurmuşsunuz. Neyse Pudi, gel bakalım bin şu uçağa. Bineyim ama nasıl sürülecek bilmiyorum. Yoksa o tekne gibi kolay mı? Pedal mı çevireceğiz? Evet evet, çok basit. Binebilirsin. Oha, bindim arkadaşlar. İlk defa uçak kullanacağım. Hem de bu altından. Çocuklar, eğleniyor musunuz bakalım? Evet eğleniyoruz, eğleniyoruz. Siz özel uçağınızla mı geleceksiniz? Evet, gideceğiniz yere ben özel uçağımla geleceğim. Böyle uçakları kullanmayı sevmiyorum çünkü. Bye. Hoşçakalın. Ben de gidiyorum işte, çeviriyorum pedalları, çeviriyorum. Havalan uçak, havalanıyor, havalanıyor. Arkadaşlar şu anda altından bir uçak sürüyorum. Yuhuu. Ya nereye gidiyorsun lan? Takip edeyim, takip edeyim. Nereye gittiniz ya? Önümü görmüyorum. Dur, boyum kısa kaldı valla. Arkadaşlar görüyor musunuz? Altından koskoca bir şehir var orada. Ama uçağı nasıl indireceğim? Nereye indireceğim? Nereye indireceğim? Arkadaşlar bunu kullanması birazcık zormuş ya. Tekne daha basitti. Nereye ineceğim ki? Havalimanı bile yok burada. Havalimanı yok. Yol yok. Nasıl ineceğim? Çatıya çarpmayayım. Ölürüm. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana bunu söylemediler. Nereye ineceğim? Suya düşüyorum. Olamaz. Uçak gitti. Olamaz ya. Çok pahalıdır. Ben onu ödeyemem. Neyse, yüzerek kıyıya çıkayım. Durumu anlatırım. Of çok yoruldum ya. Oradan buraya yüzerken bile vallahi yaşlanıyor muyum? Ne oluyor? Arkadaşlar baksanıza, birazcık büyümüşüm bile. Galiba o altın et sayesinde bir anda büyüyüverdim. Nerede bu abiler ya? Buz nerede? Lav nerede? Roni nerede? Onları bulmam lazım bu koskoca altın şehirde. Ya burada gidecek yer de yok ki. Gidecek yer yok. Baksanıza arkadaşlar, her yer altına ateşler falan yanıyor. Hudi. Lav, merhaba merhaba. Nereye gideceğiz? Bulamadım. Bekle, seni motorumun yanına götüreceğim ve gideceğiz buradan. Tamam, gidelim. Al beni, götür. Oha lav, motorun ne güzelmiş ya. Lav abi vallahi, dur bineyim bakayım. Düşme dikkatli sür. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu motordan buza da verdik. Bak, uçtu üstümüzden. Nasıl ışınlandı gibi. Buz, gel bakayım buraya. Motoruna bakayım. Çok güzel duruyor. Masmavi. Evet. Yahu. Motoruma bak. Ya buz, motorun çok güzel duruyor. Seninle aynı renkte ya. Keşke benim de böyle bir motorum olsa. Evet. Bak, bunu böyle öğretirler. Hobaley huba. Hobaley huba. Hobaley huba. Güzel bir hareketmiş. La benim de motorum olur mu böyle yeşil renkte? Aynı benim gibi. Tabii ki olur Pudi. Hemen hallederiz. Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Bu kraliyet ailesi gibi motorla nereye gideceğiz? Gidelim yukarı. Pudi, al bakalım biraz altın biftek ye. Aa büyüğüm, doğru altın biftek. Ben bunu çok sevdim biliyor musunuz? Tadı çok güzel. Nom nom nom. Yiyorum işte, yiyorum. Enerjik hissediyorum. Evet, ben bunlara bayılırım. Her zaman bunlardan yerim. Dişlerimi birazcık acıtıyor ama sıkıntı yok. Gidelim lav, gidelim. Ne güzel sürüyorsun ya. Merdivenlerden bile çıkıyor. Evet, burası da işte Roni Paşa'nın evi. Vay be, hiç geniş değil ama çok zengin duruyor. Roni abi sen gerçekten dünyaları alacak kadar zenginsin galiba. Ben doğuştan böyleyim. Peki bir şey soracağım. Bizi pek tanımıyorsunuz ama bize bu kadar yardım ettiniz. Peki ben de bir altın aile üyesi olabilir miyim? Öyle hemen herkes altın üye ailesi olamaz. Ne yapmam lazım ki ya? Altın zırh falan mı giyeyim? Ne yapayım? Öyle olmuyor. Lav sana nasıl olabileceğini öğretir zaten. Eğer gerçekten bir ışık veya parıltın varsa lav bana söyler. O zaman gerçekten olabilirsin. Tamam lav abi, bir şey diyeceğim. Benim parıltım var mı? Varsa lütfen onu söyle de altın zırh giyeyim, ben de sizden olayım. Var. Sizde bir parıltı olmasa zaten sizi buraya davet etmem. Benimle gelin. Buz gel. Bırak şunları yemeği. Zaten burada bir sürü var onlardan. Sabahtan akşama kadar yerim. Ya ben de yerim de işte ağzını şapırdatıyorsun. Gelin çocuklar, gelin. Lav abi, siz normalde burada mı yaşıyorsunuz yoksa az önce gösterdiğiniz şehirde mi? Tamam, şimdi size burada işte eşyalarınızı vereceğim. İlk önce burada yaşıyoruz bu arada Pudi. Sorunun cevabını söyleyeyim. Diğeri de şöyle, al bakalım buna. Altın zırh. Buz, sen daha o kadar gelişmedin. Sen çok obursun ya, sana bir şey vermeyeceğim. Ben yemek yerim zaten, boyver istemiyorum. Buz saçmalama, altın aile üyesi olacağız işte, altın aile.
ile ben giyerim ki giyeyim mi giyeyim mi burada hemen. Giy. Tamam giyiyorum arkadaşlar, hazırsanız artık altın bir aileden bir üye olabilirim sanırım. Giyiyorum. Hop giydim işte giydim. Aa sapsarı oğlum bir sürü altın geliyor, ne oluyor? Sanırım aşırı zengin oluyorum ya. Allah abi neredeyse senin kadar güzel oldum, baksana parlıyorum. Benim kadar güzel olamazsın işte, bak benim her şeyim altın. Oo sen komple, senin vücudun altından. Aha Roni Kral senin de öyle galiba. Evet sanırım iyice altın bir üye olmaya yaklaşmışsın Pudi. Evet artık altın bir zırhım oldu ama kaplumbağa olduğu için genetiğim yeşil renkli, onu değiştiremem maalesef. Zamanla değişirsen de farkına varmayacaksın. Zamanla değişir mi arkadaşlar, kötü bir şey dememiştir umarım ya, neyse. Ben burayı gerçekten çok sevdim, artık böyle lüks bir hayat yaşayacağız buzla beraber. O pis köyden kurtulduk, artık tarla falan çalışmayacağız. Arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Ve yorumlara kesinlikle altın yazıp videomu beğenin. Ekranda çıkan videoları tıklayın, onları da izleyin. Görüşürüz, bay bay. Abone olan herkese altın biftek.